Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugüne kadar olduğu gibi yine sokak röportajlarım tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de İstanbul'un kadim ilçelerinden birisi olan Fatih'teyiz. Fatih'in Eminönü semtindeyiz. Bildiğiniz üzere Kürtler ve Türkler bu ülkenin asli kurucu unsurları. Tabi bazıları farklı gözle bakabilir. Biz seçmenlerimize, vatandaşlarımıza Kürt deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Burada kesinlikle amacımız kimseyi küçültmek, yermek değildir. Sadece ve sadece vatandaşların bu konuda düşüncesini öğrenip size aktarmak. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Kürt. Kürt deyince kardeşim aklıma geliyor. Gayet net, güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben ne kadar Türksem, onlar da o kadar Türk. Onlar ne kadar Kürtse ben de o kadar Kürt'üm. Ne kadar güzel Rahmeti bir tanım. Başbağ Türk için değişidir. Ne kadar güzel bir tanım oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kürt deyince aklınıza ne geliyor efendim? Kürt Türkiye'de biraz farklı yorumlanıyor. Kürt de vatansever, Kürt de milliyetçi. Çanakkale'de beraber omuz omuza savaşmışız. Benim aklıma onlar geliyor. Türk ayrımı yok. Aynısı. Evet, aynısı. Aa, bu ülkenin yurttaşları geliyor. Kürt, Alevi, Sünni, ne olursa olsun biz bu ülkede birlikte yaşayacağız. Bunun başka çaresi yok. O yüzden hiç böyle bir ayrımcılığa gerek duymuyor. Kürt deyince ne? Benim aklıma aslında ne bakarsanız Kürt deyince hiçbir şey gelmiyor. Neden? Yani neticede ya biz bu İslam coğrafyasında doğmuş büyümüş insanlarız. Biz bir takım savaşlar verdik. Kurtuluş Savaşı'ydı, diğer abi savaşlar. Aklınıza kardeşlik, barış, ha Kürt ha Türk fark etmez. Ben onu zaten söylemeye çalıştım. Kötü manada bir şey gelmedi. Yok yok, kötü manada hiçbir şey gelmiyor. Kürt dediğim benim kardeşim ya. Ha. Biz dostuz, biz kardeşiz. Biz Çanakkale'de beraberiz. Tabii atalarımız, dedelerimiz oralarda şehitler olmuş. Yani ben şunu da özellikle söylemek istiyorum. Hep dilimde, böyle de bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bu HDP denen lanet ve illet partiye sesleniyorum. Buradan beni HDP'ye mi PKK'ya mı? Çünkü HDP resmi bir parti. Mecliste grubu var. Sesleniyorum çünkü HDP PKK'nın kuklası. Bunu kimse birbirini kandırmasın. Ve kaldı ki ben şunu da söylüyorum. HDP, ben Erzurumluyum, Kürt değilim. Onu da söyleyeyim. Dadaşsınız. Dadaşım. Ama Kürtler de benim kardeşim. Ben şunu söylüyorum. Beni buradan dinleyen, duyan Kürt vatandaşlarımız varsa, Kürt kardeşlerim, Kürt bacılarım, Kürt arkadaşlarım varsa şu lanet olası HDP ve PKK'dan kopsunlar artık yani. Çünkü bugün HDP ve PKK birbirinin aynısıdır. Al birini vur ötekine. Yani Kürtlerin hangi hakkını savunuyor? Soruyorum ben burada Kürt vatandaşların hepsine soruyorum. Benden farkları nelerdir yani? Benim yararlanmış olduğum her şeyden yararlanıyor musun? Yararlanıyorsun. Hastaneden yararlanması da lazımdır. Çünkü o da bu ülkenin sebebi. Ki Allah Allah, yani bizim vatandaşımız, bak yine söylüyorum, Kürt demiyorum, bizim vatandaşımız. Peki neyin sen özgürlüğünü istiyorsun? Neyin demokrasisini istiyorsun ya? Artık kanmayalım lütfen. Abi mesaj anlaşıldı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kürt deyince ben de bir Kürt'üm. Kürtlüğümle gurur duyuyorum böyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamakta da mutluyum. Çok iyi mutluyum. Bir zamanlarda tamam belki bir olaylar olmuş. Kürtler çok zulümler görülmüş. Ama gerçekten bu Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra açılımlarından dolayı yani anlatamam. Sıkıntı yok. Türk, Kürt kardeş. Sıkıntı yok. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Onun için yani ortalığı karıştırmak isteyenlere de fırsat vermiyor. Çok teşekkür ederim. Kürt. Biz hepimiz kardeşiz yani. Ayrımcılık istemiyoruz. Yok zaten öyle bir şey yani. Hiçbir ayrım gelmiyor. Kesinlikle. Kardeş. Kesinlikle. Evet, evet. Hepimiz kardeşiz. Ya şimdi Kürt deyince aslında yani şu andaki iktidar genel olarak insanları kullandırıyor yani. Başka da bir şey yapmıyor yani. Yani eğer ki siz gerçekten Kürtleri düşünüyorsan AK Parti olarak hak, hukuki, adaleti önce bütün verilen hakları anayasa güvencen altında vereceksiniz. Abi o ayrı, şimdi o ayrı bir şey. Kürt deyince aklına vatanperver, ülkesini seven, çalışkan, kötü, iyi ne geliyor aklına? Bir şey sana söyleyeyim. Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Yıllardır yani Güneydoğu'da işte savaşlar, zorluklar çekiyoruz. Ama biz tabii ki vatan severiz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz ülkemize vergi veriyoruz. Ülkemize bir hizmet yapıyoruz. Askerlik yapıyoruz. Biz ülkemiz için canımızı gerekse veririz yani. Sonra biz kardeşiz yani. Yani iki parmak keserse, hangisi parmak keserse o parmak acıtır. Yani bu batı insanlığı biz... Ya öyle bir şey olur mu kardeşim? Biz bu toprakta bu bayrağın altında yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bir düşün bakın yani. Çatı düşerse Kürt'ü de gider. Arabi de gider. Herkes gider. Bu herkes için geçerlidir. Ülke bizim. Başka gidecek yerimiz yok.
Yani devletsiz olmaz. Biz devlete karşı bir herhangi bir şeyimiz yok. Biz hükümetlere karşıyız yani. Devlet herkese lazım. Çatı örnek çok güzel. Yani tabii ki yani şimdi düşerse herkes gider. MHP'si de gider, HDP'si de gider. Ayrım yok. Gider. Ayrım yok, tabii ki yok. Biz çok, çok teşekkür ederim. Kürt deyince, bak Kürt halkı, ben Arabım, Mardin Arabım. Kürtlerin içinde okul okudum. Gercüş'te. Mehmet Şimşek'in okuduğu okul. Aynı yatılı okulda okudum. Orada Kürtler dediğin zaman, Kürt halkı kardeşim misafirperverdir. Kültürlü bir insandır. Kürtleri kullanıyorlar. Candan misafirperverdir. Candandır, misafirperverdir. Şimdi Kürtlerin, şimdi her kesimde saf insan var, bilgili insanlar var. Şimdi bak Kürtlerin çok büyük alimleri de var mesela. Böyle Bediüzzaman Said Nursi gibi. Mesela var var, çok kişiler var. Şu an aklıma gelmiyor. Ben biraz şey yorulmuş. Yani kardeşlik diyorsun, ayrım gayrım yok. Yok yok, kardeşlik yok. Sadece onların saf niyetlerini kullanıyorlar. Ben geliyorum Kürt deyince. Ben de bir Kürt'üm. Ama bir o kadar da Türk'üm. Irkçılara karşıyız. Başka diyecek bir şey de yok. Kürt de Türkiye'deki Türk vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olan vatandaşlar olarak geliyorum. Vatandaş olarak geliyorum. Evet. Ben de Kürt'üm. Yani her Kürt PKK'lı değil. Ben Kürt'üm, biz milliyetçiyiz, ben Elazığlıyım. Elazığ'da 40 yıl sonra CHP milletvekili çıkarabildi. Yani 40 yıldan fazla hani MHP yönetimi. Yani o zaman ayrım yok, Kürt Türk kardeştir. Yani illa ki yani her Kürt PKK'lı değildir. Yani bunu böyle düşünmemek lazım. Yani Elazığ'da, Malatya'da Kürt 40 yıldan beri şey, Elazığ Belediyesi MHP'deydi. AK Parti geldi, elinden aldı. Kürt mü? Evet. Efendim, Kürt de bizim vatandaşımız. Bu aklıma geliyor yani. Kürt Türk kardeştir. Ayrım yok. Ayrım yok. Evet. Yani Kürt halkı ve Türk halkı yıllardır beraber yaşıyor. Hiçbir ayrım gayrım yok. Hiçbir ayrım gayrım yok kesinlikle. Hepsi Türk Kürt kardeştir yani. Buna yok. Sıkıntı yok. Kürt. Evet. Vallahi önce benim insan geliyor. Ama onların ne geliyor, önemli olan o bence. Onların da insan geliyordur. Bilemiyorum işte. Çünkü sorduk biz %100 ayrım gayrım yok, kardeşiz, çanak kardeşiz, hep beraberiz, öyle bir şey yok dediler. Ben zaten bazı kısım için konuştum. Yani anladınız siz ne demek istediğimi. Evet. Benim aklıma benim gibi insan geliyor, bizler gibi. Onu demek istedim ama bir kısım da var ki onları bozan... Her uç her yerde oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnsan, onlar da insan, biz de insanız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kürt de bu ülkenin bir vatandaşı, Türk de bu ülkenin bir vatandaşı, Laz da, Çerkez de, herkes de bu ülkenin bir vatandaşıdır. Hayır, gayrim yok. Kesinlikle, hayır, hepimiz kardeşiz. Kanımız kırmızı bizim, hepimizin de kanı kırmızı yani. Çok teşekkür ederim. Kürt. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıdır. Hayırım gayrim yoktur. Yok tabii, ben doğuda da çalıştım. Yüzlerce arkadaşım var, çok sevdiğim arkadaşlarım var. En az benim kadar Atatürkçü onlar da. Çok doğru. Benim aklımda Kürt geliyor. Ne geliyor? Ben Kürt'üm. O zaman sıkıntı yok. Yok. Ezilen. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi ben, Kürtler benim sevdiğim insanlardır. Benim şu anda bir sürü Bingöllü, Diyarbakırlı, çok aşırı yani hakikaten Kürt'üm diyen insanlarla son derece ben iyi bir arkadaşlığım var, ailevi dostlarım var. Adamlar Kürt ama Türk. Bakın Kürt ama Türk. Çok teşekkür ederim. Kürt deyince, Kürt bir millettir aslında. O da toprak için, vatan için canını feda eden bir milletti. Aslında şu ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Bazı Avrupa ülkeleri, evet, Amerika güçleri. Ama Türkiye'yi ayırmaya çalışıyorlar, bölmeye çalışıyorlar. Ama kimse bizi ayıramayacak, kardeşiz evet. Diyorsun. Teşekkür ederim. Evet. İnsan. Bu kadar. İnsan. Ve ben Kürtleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne gelsin, ne yapayım? Allah her şeyin hayırlısını etsin. Teşekkür. Kürt bizim kardeşimiz ya. Türk yani, Türk diye hiçbir şey gelmiyor aslında. Kürt Türk kardeştir. Kürt diye Türk, Kürt kardeştir yani. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ya Türk, Kürt deyince benim 83 milyon vatandaşımızdan birisi geliyor. Benim için yani hiçbir şeyi yok. Ayrım yok. Kürt. Ya ben Kürt'ten, ben şu an Kürt'üm. Bitlisliyim, doğma bilmem. Yani İstanbullu, şu an Kürt'üm. Yani Kürt olmak... Kardeşlik, barış, dostluk. Barışlık, evet, dostluk, barış diliyorum herkesten. Yani Kürtlük'te, yani gayrim olduktan sonra yani çoğu Kürt'tür.
Ben Kürt'ü kullarsam, Türk'ü atarsam olmaz. Yakışık kalmaz. Hepimiz kardeşiz. Bu çok abi sorar mısınız? Çok teşekkür ederim. Kürt deyince aklıma yani Kürt'ü Türk'ü ben de ayrı etmiyorum ya. Neticede neticede vatandaşız ve insanız. Ya insan olmak önemli. Yani Kürt'müş, Türk'müş, Çerkez'miş, Arap'mış beni bağlamıyor ki. İnsan mı bitti? İnsan. Gayet mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Kürt de bu ülkenin vatandaşı abi. Ne, bunda ne var ki yani? Amerika'da nasıl bilmem şey var, Arizona'sı var, bilmem Dallas'ısı var, bilmem Kentucky'si var. Bu da böyle bir şey yani. Bunda bir ayrım falan olmaması lazım. Bu ülkenin vatandaşı sonuçta Kürt de. Çok teşekkür ederim. Doğru. Kardeşlerim diyorum. Benim kardeşlerim onlar. Hani ben de lazım. Kürt, Laz, Çerkez diye bir şey yok. Herkes istediği gibi burada yaşıyor. Aynı bayrak altı. Hepimiz istediğimiz gibi yaşıyoruz burada. Yani sıkıntı yok bu konuda. Ya Kürt, ben de kormancım. Kürt'üm. Mardinliyim ben. Asker kormancım, evet. He. Yani bir şimdi Türkiye'ye bizim böyle bir temsil ediyorum. Bir güzel bir bahçedir Türkiye'ye. Her çeşit bir renkleri vardır. Her çeşit meyve var içinde. Her çeşit meyveler var, her çeşit çiçekler var. Hepimiz kardeş gibi yaşayacağız bu memleket. Bu bizim memleketimiz. Gayet tarif güzel. Bir bahçe her türlü var. Var. Sadece gül olmaz, her şey olacak. Her şey var içinde. İnsan geliyor. Benim için bütün yani Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi hepimiz dünya yurttaşıyız. Aynı coğrafyada yaşıyor olabiliriz, başka coğrafyalarda yaşıyor olabiliriz. Ama hepimiz sonuçta insan olarak barış içerisinde, huzur içerisinde, özgürce insan olarak emeğimiz doğrultusunda, emeğimizin hakkını alarak çalışan insanlarız. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi olmaz yani.